Bizi izleyen bayağı genç arkadaşlar da var. O yüzden biraz daha öncesine gitmek istiyorum. Liseden sonra Amerika'ya gidişiniz ve Amerika'daki ilk işini buluşunuz nasıl oldu? Yani Cornell'e eğitime, akademik olarak devam etmeniz. Ha tabii kariyerim nasıl gelişti? Ben Levent İlkokulu'na gittim ben şeyden küçükken İstanbul'daydık biz. Bizim ailemiz Yunanistan'dan Türkiye'ye geri dönen bir aileyiz biz. Bir sabah bizimkiler uyanıyorlar. Rumlar geliyor sizi kesecekler diyorlar. O yüzden o şekilde yola çıkıyorlar doğuya doğru. Derken işte dediğim gibi normal halkokuluna gittim hani bildiğimiz. Orada şanslıydım ben. Biraz da hani rekabetçi bir insanımdı. Orada çok zeki bir arkadaşım vardı. İkimiz birbirimizle çok yarışırdık falan. O zamanlarda hani tek bir imtihanla giriliyordu liselere. O çocukla yapmamız, kapışmamız çok iyi geldi bana. O sayede Robert Kolej'e girme imkanı buldum. Robert'te de işte iyi çalıştım ettim falan. Ne oldu? İmtihanları geliyordu. Üniversite imtihanlarına geliyordu. Lisenin son sınıfındaydım. Tabii lisenin son sınıfındaydım. Üniversite imtihanına girmem lazım. O sınava çalışmam lazım. O sınav çok zor bir sınav bildiğiniz gibi. Ve her şey o bir güne bakıyor. O gün hani hastaysanız gitti olay zaten. O beni korkutuyordu biraz. Bir yandan da Amerika'dan şeyler geliyor. Konuşmacılar geliyor, okulumuza gelin, şunu yapın, bunu yapın falan diye. Hani Amerika'ya başvurayım diye düşündüm. O başvuruları yaptım. Fizik ve matematikte de hani bayağı çalışıyordum o zamanlar. Neden bilmiyorum. Çok böyle hani geeky dediğimiz hani insanlar olur ya hani biraz yani inek bir insandım diyeyim ne diyeyim. Ama aslında Robert de inek olunmaz. Yani sırf inek olunca bilmiyorum. Yani bir yandan da bayağı bir şey olmanız lazım. Hani her alanda bir boy göstermeniz lazım. Hani bir yandan koşuyordum, atletizm yapıyordum falan. Bir yandan derslere çalışıyordum ama matematik bana kolay geliyordu hep. Belki daha sosyal bir insan olsam şey olmazdı. Matematiğe fazla zaman ayıramazdım falan ama biraz antisosyaldim o zamanlar. Bilgisayarlarda yeni çıkıyordu. Ve o zaman görmüştüm işte şeyde okulda gördüm. Bir tane tek bir bilgisayar vardı. Commodore PET. Ona baktım. Biz o zamanlar yapıyorduk. Babam apartman yöneticisiydi. Böyle deste deste kağıt vardı. Bir de böyle kollu toplama makineleri vardı. Biz babamla oturuyor, kollu toplama makinesini çıkıp 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 fasittir ismi onların. O fasit cihazıyla biz toplamaları yapardık. İşte acayip yorucu bir şey. İnsanın kolu yoruluyor. Şey yapamayken. Bölüyorum ama gerçekten çok genç gözüküyorsunuz. Yani o fasit makineler deniz çok eski zamanlar gibi geliyor şu an. Tabii. Ben küçükken bizim trilobitimiz vardı. Dinozorlarla oynardık biz. Peki, İşte. devamını bölmüyor o zaman. Neyse. Yok, o fasitle toplama yapıyorduk o zamanlar. O zamanlar şeydi ya, ben lisedeyken tek kanal vardı televizyonda falan yani, ben öyle söyleyeyim. Siyah beyazdı hatta, zübeyir renkli televizyonlar sonra geldi. Neyse, o cihazı gördükten sonra, Commodore PET'i gördükten sonra bir anda acayip bir şekilde hani babamla yaptığımız işleri hızlandırabilirim falan diye bir heyecanlandım falan. Bununla neler yapılır? Bir sürü güzel şeyler yapılır. Basit basit hani çok kötü oyunlar falan yaptım o zamanlar. Basic lisanında. Öyle başladım. Sonra dediğim gibi bu okul şeysi gelmeye başladığı zaman, okullara girme vakti geldiği zaman fark ettim ki hani Amerika'ya başvurmak çok zor bir şey değil. Amerika'nın hani yaptığı çok güzel yaptığı bir şey var. O da kendi beyin göçünü engelliyor. Dışarıdan beyin göçünü kendisine çekmenin yollarını bulmuş. Başvuruları yaptım. Burs aldım. Princeton Üniversitesi'nden burs aldım. Almasam zaten gidemezdim. O rakamlar falan o zamanlar dahi stratosferdeydi. Yani acayip yüksek fiyatlar talep ediyorlardı. O Türk lirası da acayip hani dibe vurmuştu o zamanlar. Hani Türkiye'den birisinin o zaman Amerika'ya gidip okuması gayet zordu. Neyse sağ olsunlar bir burs verdiler. Bayağı güzel bir burs verdiler. O sayede gitmeyi başardım. 4 sene Princeton'da okudum. 4. senenin sonunda baktım hani okumayı seviyorum.
Daha da fazla okumak istiyorum. Yani master programına falan master yapmak istiyorum. Ama master programına gidip de gitmek hani kolay değil. Yine bir ekonomik şey gerektirecek. Para ödemek gerekecek. Yine 35 bin dolar belki daha fazla ödememiz lazımdı o zamanlar. Bugün hatta daha da fazla olabilir. 45 falan olabilir bugünlerde. Çok çok geldi bana bu. Doktora programlarına baktım. Doktora programlarında şöyle bir şey var. Amerika'da hani Türkiye'de önce lisans, sonra master, sonra doktora yapılır. Avrupa'da genelde böyle. Amerika'da öyle değil. Amerika'da lisans, oradan ya direkt master'a ya da direkt doktoraya gidiyorsunuz bildiğiniz gibi. Baktım ki doktora programına girmek mümkün. Oraya öyle bir şey yaparsam benim bütün masraflarımı onlar karşılayacak. Ben oraya giderim, seversem kalırım, sevmezsem de master'ımı alıp çıkarım diye düşündüm. Çünkü doktora programına girdiğiniz zaman ilk 1,5 seneden sonra master veriyorlar zaten size. O şekilde gittim ben doktora programına. Tabii gidince insanı kendi içine çeken bir şey var. Güzel bir sistem var. Bir anda bakıyorsunuz ki etrafta bir sürü yeni fikirler var. Dünyayı çok daha ileriye götürmek mümkün. Bir konuda uzmanlaşmanız mümkün. O beni içine çekti. O şekilde akademisyen oldum sonuçta. Sonra oradan çıktım, Cornell'e geçtim. Hani hayat hikayem bu. Çok teşekkürler. Gerçekten çok tebrikler aynı zamanda.